Herkese günaydın efendim. Yeni bir günden herkese merhaba. Hoş geldiniz diyoruz lezzetli sohbetlere. Sadece Türk ekranlarına canlı yayına. Bugün yine günaydın, günaydın, günaydın diyerek açmayı gerçekten ben de çok isterdim ama dün geceden beri aldığımız üzücü haberler hepimizi aslında hem ruhsal olarak hem de o kadar zor bir durumdayız ki biliyorsunuz işte çatışmalar çıkıyor ve askerlerimiz gerçekten arda arda ölüm haberleri gelmeye başladı dün geceden beri. Hepimiz yataklarımızda mışıl mışıl uyurken ya da evlerimizin sıcak evlerimizde otururken bu gelen haberlerden aslında sarsıldık. Şu anda bilmiyorum ölüm sayısı en son 33'lerdeydi bildiğim kadarıyla. Bizim için ve bütün aslında dünya için çok üzücü bir haber savaşların olması. İnsanların ölmesi, o insanların ailelerine buradan gerçekten canı gönülden Sadede Türk ailesi olarak başsağlığı diliyoruz. Rabbim hepimize ve o ailelere gerçekten esenlik versin, sabır versin. Yani nasıl konuşacağımızı bilmediğimiz bir güne uyandık. Ne diyeceğimizi bilemeyeceğimiz bir üzüntüyle uyandık. Gerçekten Rabbe sığınmak istiyorum. Oradaki insanlara, şu anda oradaki askerlere gerçekten hem yönlendirme olarak hem de yaşadıkları bu durumda onlara Rab bir çıkış versin. Bu durum gerçekten bir an önce bitsin diye dua edelim. Bu dönem dualara daha da fazla ihtiyacı var o insanların. Onun için lütfen şu anda ekranları başında olan herkes, yani din önemli değil. Gerçekten herkesin Tanrı'ya seslenmesini rica ediyoruz ve dualarınızı o aileler için, o çocuklar için, oradaki askerlerimiz için lütfen eksik etmeyin. Çünkü biz buradayız ama onlar orada ve belki sizin ailenizden bir kayıp yok ama aslında bu hepimizin kaybı. Yani o çocukların hayatını yitirmesi, orada bunu yaşıyor olmaları hepimiz için yürek burkan bir şey. Buradan gerçekten hem Rab'den teselli hem bizden de başsağlığı diliyoruz. Umarım bu haberlerin artık arkası gelmez. Bir gün savaşsız, çıkarsız bir dünyada uyanmayı umut ediyoruz. Bunun için de Rabbin gelişini hepimiz daha fazla istiyoruz. O zaman egemen olan Tanrı gücünü göstersin diye dua ediyorum. Ve yine de başsağlığı dilemek istiyorum. 1. Yuhanna 4:19 efendim. Biz seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Sevmeyi, insanları sevmeyi unutmayalım. Çünkü Tanrı hepimizi seviyor. Hepimizi, bütün yarattığı kulları seviyor. Savaşları çıkaran Tanrı değil. Bu çıkarlar insanın yarattığı çıkarlar. Bu savaşlar aslında hükümetler ve insanların yarattığı savaşlar. Bizim tek bir gayemiz olsun bu hayatta. Din, ırk ayırmadan birbirimizi sevelim. Gerçekten bu haberler, bütün dünyada savaş haberleri senelerdir var. Senelerdir bir sürü insan ölüyor. Savaşlar dursun diye dua edelim. Yani kimin çıkarına olduğu önemli değil ama savaşın olduğu her yerde acı vardır. Çünkü ocaklar sönüyor, çocuklar yetim kalıyor ve gözü yaşlı insanlar kalıyor geride. Onun için Tanrı'ya dua edelim ki merhametini eksik etmesin. Yeşaya 53:5. Oysa bizim işte isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Evet, biz Tanrı'nın yaralarıyla şifa bulan onun imanlı ailesi olarak, onun seçilmişleri olarak bu hayatta bir görevimiz var. Bu hayatta bakış açımız herkesten farklı olması gerekiyor. Bu hayatta sevgimiz de farklı olması gerekiyor. Çünkü bizi yaradan bizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu bu dünyaya gönderdi ve benim işlediğim, senin işlediğin günahlar için onun günahsız bedeni deşildi. Evet, bizim de o zaman onun çocukları olarak bu şifayı almış bir topluluk olarak bütün dünyayı sevmeye, yardım etmeye, dua etme sorumluluğumuz var. Sadece ekranlarda izleyen insanlar değil ama bir şeyler yapan, topluluklarıyla beraber hareket eden, elimizden ne geliyorsa bunu aramaya çalışan bir aile olalım hep beraber diyorum. Çünkü acı büyük bugün, evet yaslı bugün, bugün zor bir gün ama bugünlerde daha fazla kenetlenip daha fazla
hem duaya hem sevgiye yönelmemiz gerekiyor. Ve o insanlar için de lütfen herkes için dua ederken sadece bir gün bu haberler sıcakken değil, her zaman hatırlayalım. Dünyadaki olan bütün savaşları hatırlayalım, bütün kayıpları hatırlayalım. Çabuk unutuyoruz çünkü acıları. Bizim yüreğimiz öyle bir yürek olsun ki Tanrı yüreği gibi olsun, öyle sevmeyi, öyle görmeyi, öyle bakmayı bilen yürekler olsun diye dua ediyorum. Tekrar başsağlığı diliyoruz ve şimdi bugün bir tarifim var size. Pekcan Türkeş bizimle beraber olacak ve hem bu konuları konuşacağız, hem hukuk konuşacağız, hem de akışımıza devam edeceğiz. Bugün ne yapıyoruz beraber? Bugün beşamel soslu kıymalı krepler yapacağız. Ev yapımı yapacağız. Hepsini sıfırdan beraber hazırlayacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? 500 gram dana kıyma, 2 tane doğranmış kuru soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biber, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı ya hazır satılan domates sosu ya da kendiniz küp küp doğrayabilirsiniz domatesleri. Ve bunları ne yapıyoruz? İlk önce soğandan başlayarak, biberlerden başlayarak kıymayla beraber kavuruyoruz. Eğer domatesler bu mevsim hep söylüyorum biraz renksiz, birazcık da salçayla renklendirebilirsiniz. Baharatlarımızı koyalım, çok yakışır. Karabiber, tuz uyduğu, pul biber eğer biraz daha acı seviyorsanız. Sonrasında efendim ne yapıyoruz? Bir krep hamurumuz var, onu hazırlayacağız. Hamurumuz çok çok kolay bir hamur. 3 tane yumurta, 3 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un. Bunun için bir krep hamuru hazırlıyoruz. Krepler yapacağız beraber. Benim böyle bir krep tavam var gördüğünüz gibi. Bu krep tavanın bazını yağlayacağım. Tereyağı ya da margarinle nasıl isterseniz. Ondan sonra yapacağımız krep harcını güzel güzel krepler pişireceğiz. Sonra da bir beşamel sos hazırlayacağız. Hazır krema kullanmayalım. Beşamel sosu daha güzel oluyor bu tarif. Bunun için ne ihtiyacımız var? 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı unumuz, 2,5 su bardağı süt, tuzumuz, karabiberimiz. Eğer arzu ederseniz ve seviyorsanız beşamel sosların içine biraz da muskat rendesi koyabilirsiniz. Ben o kokuyu ve tadı sevdiğim için ekleyeceğim. Ama siz eğer tercih etmiyorsanız benim size verdiğim bu tarifi bu şekilde uygulayabilirsiniz efendim. O zaman başlayalım artık. Hem konuşacağız hem biraz bütün hayatın tonlarını beraber paylaşalım. Bütün hem acılarda hep beraber burada hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Hem hüzünlü hem de mutlu olduğumuz günler var. Bugün böyle bir gün, böyle bir günde gelin yine beraber olalım. Bizi aramak isteyen, konuşmak isteyen, bir şeyler söylemek isteyen herkesi davet ediyoruz. 0216 256 6588 0216 256 6588 efendim telefon numaralarımız. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Bugün sosyal medya çok ağır, oradan çok aktif olamayabiliriz. Ama Facebook'tan da, YouTube'dan da canlı yayında olacağız efendim. O zaman çaylar kahveler hemen hazırlansın. Pekcan Bey geliyor.
Merhaba, bizler Satyedi ekibi olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eğitici, bilgilendirici Hristiyan programları üreterek insanlara sevginin ve umudun mesajını göndermek için çok çalışıyoruz. En kaliteli programları sizlere sunmak ve kendimizi geliştirmek için sizlere kendimizi adadık. Bir anket hazırladık. Bu ankete katılmanız için sizi davet ediyoruz. Tek yapmanız gereken web sitesine girip anketi doldurmak. Anketi tamamlamanız sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Verdiğiniz yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır. Ankete katılmayı ve istediğiniz programları bize söylemeyi unutmayınız. Sizler ailemizin birer parçasısınız ve fikirleriniz bizim için çok önemli. Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Bize kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
Tekrar herkese günaydın, herkese merhaba diyoruz. Lezzetli sohbetler başladı. Haftanın son gününde tekrar beraberiz. Evet, üzücü bir açılış yaptık. Haberlerimiz bugün için birazcık kötü. Pekcan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Vallahi düne kadar çok iyiydim. Güzel haberlerimiz de vardı. İşte akşam aşağı yukarı saat 20'de ben olayı öğrendim. İnanır mısınız? Saat yatağa girdiğimde 5'e çeyrek vardı. Sabah 5'e çeyrek vardı. Tabii buraya gelmek için de erken kalkıyoruz. Evet. Üzücü bir olay. 39 şehitimizin olması. Saat ve saat değişiyor verdikleri rakamlar. Evet. Şehitler çoğalıyor. Bu daha da üzücü bir hal alıyor bizim için. Benim bir tek izleyicilerimizden şunu özellikle... bir algı operasyonu yapılıyor. Yani ölü sayısında kendilerine göre rakam veriyorlar. Yani böyle bir günde kantite, kalite hikayesi yani sayılarla sayıyla yani sayı mefhumunu olduğu şey bakın dil sürçmesi de oluyor. Evet, yani tevekkülle, sabırla karşılamamız lazım. Yani insanlar böyle bir heyecanla galeyana gelip insanları galeyana getirecek bir takım mesajlar atılıyor. Yani şimdi yani rejim karşımızda bir rejim var, karşımızda bir Rusya var. Yani diplomatik yönden bir takım şeylerin çözümlenmesi yani devlet katında olayların çözümlenmesi gerekiyor. Biz vatandaş olarak sükunetimizi muhafaza etmemiz lazım. Başka yapacak bir şeyimiz yok yani. Büyük bir acı. Acının dili yoktur zaten. Anlatamayız bunu. Yani yapmamız gereken aslında şöyle. Yani klavyeleri elimize alıp telefonları elimize alıp yani birbirimize küfür etmek ya da bir şeyler yapmak hiçbir çözüm getirmeyecek. Bu işin Pekcan Bey dediği gibi yani bir diplomatik yöntemle çözülme kavuşması gerekiyor. Yani bizim de halk olarak yapmamız gereken sosyal medyada yorumlar yapıp da işte küfür edip ondan sonra ona buna bir sürü laf ederek bu ne şehitleri geri getirecek ne bu durumu çözecek. Onun için çözüm aslında politik olması gerekiyor evet, burada. Evet. Çok doğru bir şey söylediniz. Anlaşma haklısınız. Yaptığımız ülkeler vardı. Mesela İran, Rusya. Şimdi İranlı vatandaşlarla da zaten orayla da sınırlarımız kapanmış bir vaziyette. Dolayısıyla bu koronavirüsü nedeniyle. Yani şahısların dışında bizim Türklerin bir özelliği var. Biz bir araya geldiğimiz vakit hemen iki kişi bir araya geldi. Ne olacak bu memleketin hali? Bırakın ya bu dünyanın hiçbir yerinde bu yok yani. Biz o kadar ahkam kesmeyi seviyoruz ki. Bırakın siyasetçiler, devlet adamları. Madem bu kadar siyaset yapmak istiyorsun, bırak işini gücünü siyasete soyun. Yani bunun yolları var. Devlet kademesinde çalışmalar yap. Yani biz ünvan gaspı yapmaya çok müsait bir ulusuz yani. Burada paylaşmamız gereken şey aslında o insanların ailelerinin acısı, o çocukların ölümü ve nasıl birlik oluruz, bölünmeye değil aslında birleşmeye ihtiyacımız var. Bunun için ne yapılabilir, ne yapabiliriz? Bizim şu anda yapabileceğimiz halk olarak çok bir şey yok aslında dua etmekten başka. Evet. Ve bir an önce diplomatik çözümlerin oluşması için bekliyoruz. Onun için herkesi biraz sağduyuya davet etmek istiyorum. Yani yapabileceğiniz bir şey varsa o aileler içindir. Bu durumun çözümü bizim ellerimizde olsa zaten çözerdik. Evet. Dünyayı kurtaramıyoruz hiçbirimiz sosyal medyada iki tuşa basarak maalesef. Evet. Peki Pekcan Bey. Şimdi geçtiğimiz günlerde önemli bir olay, hukuki bir olay. Sizi de ilgilendirebilecek bir olay. Biliyorsunuz Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde San Antuan Kilisesi var. Evet. San Antuan Kilisesi'nin kilisesiyle ilgili bir hukuki ihtilaf çıktı. Hukuki ihtilaf şu. Birisi çıktı, mirasçıları bularak satışı talep etti. Şimdi olay şu. 1902 yılında bu
San Antoine Kilisesi, Katolik Kilisesi biliyorsunuz, inşa ediliyor. Ve İtalyan kraliyet ailesiyle Papa Francesco, onların da hisseleri var. 1971 yılında, o yalnız Cumhuriyet'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslim azınlıkların taşınmaz mal edinmeleri yasaktı. Dolayısıyla nam-ı müstear dediğimiz, yani takma isimle farklı kişilerin üzerine bu gayrimenkuller alınıyor. Tamam. Yani diyelim ki kiliseye ait bir gayrimenkul bunu iktisap edemiyor ya, vatandaşın üzerine alınıyor ve böyle devam ediyordu. Bu nam-ı müstear hukuki bir hile de olabilir. Ama Cumhuriyet 1971 yılında buradaki hakların kiliseye verilmesi üzerinde bir karar alındı. Ancak tescil yapılamadı. Bu arada bir Türk vatandaşı işini gücünü bırakıyor. Gerçi ismini biliyoruz ama ben bir daha zikretmek istemiyorum. Basında da yansıdı. Amerika'da, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'daki bu kilisedeki, yani o müstear at dediğimiz o kişilerin mirasçılarını buluyor. Ve Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de bir veraset ilamı alıyor. Ve burayı, bu satışı kendi üzerine alıyor. Alıyor ama anında kilise vakfı ve avukatları tedbir koyuyorlar bu satışın tahakkuk etmemesi için. Yani bu önemli bir olay. Bakalım mahkemenin sonucu ne olacak? Bekliyoruz o zaman, evet. Hepimiz merakla. Yani hukuk devreye, evet, girerse, evet, çözülür. Evet. Bir de bugün birazcık şöyle hafif farklı bir konuya geçmek istiyorum. Uçaklarla ilgili. Neden uçakların, siz de zaman zaman seyahat ediyorsunuz. Evet. Eşinizle özellikle Mardin'e gidiyorsunuz biliyorum. Neden uçakların pencereleri yuvarlaktır, dikdörtgen değildir, yuvarlaktır? Hiç aklına geldi mi Şemsacığım? İlk defa, evet, şu anda, evet, siz dile getirdiniz. Ben biliyorsunuz böyle enteresan şeyleri bulurum, hemen not edinirim. Efendim. Yuvarlak çünkü. Evet, evet, yuvarlak. Doğru. Ama çünkü neden? Eğer dikdörtgen olsaydı, aha, iç basınç sağlanamıyor ve patlama meydana geliyor. Tabii bunu öyle uçak mi yapılırken denemişler. Dolayısıyla silindir şeklinde olması lazım uçağın gövdesinin de. Sadece iç basınç meselesini ayarlamak için ve bir patlamaya sebebiyet vermemesi için. Çok güzel. Evet, bir başka bir konuya geleceğim. Bu da bir hukuki olay. İzleyicilerimden özür diliyorum efendim. Biz tabii, bizim jenerasyon böyle biraz kravat takıntısı vardır. Kravatı düzeltme. Evet, kravatı düzeltme, özür dileyerek. Biraz da moralimiz de bozuk. Zaten yüzümün şeklinden de belli. Şimdi efendim, Ceren Damar isimli bir maktule, bir kişi tarafından öldürülen bir öğretmen vardı. Bu öğretmenin, karşı tarafın yani katleden kişinin avukatı maalesef bir meslektaşımız. Evet. Savunma zımnında savunuyor. Şöyle savunuyor. Benim diyor, yani öldürülen kadın maktule. Hı-hı. Maktule sözüm ona, müvekkiline cinsel saldırıda bulunmuş diye. Tabii böyle bir savunma kamuoyunda da infial yaratıyor ve Adalet Bakanımız da bu hususta bir yorum getirdi. Tamam. Ve Ankara Barosu bu avukat hakkında savunma hudutlarını aştığı için disiplin soruşturması ve kamu davasında açılması lazım. Çünkü ölen bir insanla ilgili onun manevi şahsiyetine, aile yapısına olmayan bir şeyi avukat, bizim savunma sistemimiz, bakın avukatlık bir sac ayağıdır. Savcı iddiada bulunur. Hı hı. Biz avukat olarak savunuruz. Hı hı. Hakim de karar verir. Biz 3 ünite
kamu hukukunu ilgilendirir. Kamu adına biz çalışıyoruz. Biz her zaman şunun altını çizerek söylüyorum. Biz mucize yaratmayız. İpten adam almayız. Böyle halk arasında biz hafifletici nedenleri araştırırız. Dersimize iyi çalışırız. Davamızda başarılı oluruz. Savunmanın bir hududu vardır. Avukatlık yasasına bu baktığı vakit bu meslektaşımız, ben de hicap duyuyorum, utanıyorum. Böyle bir savunma cihetine gitmemesi lazım. Hı hı. Bakalım Ankara Barosu'nun disiplin soruşturması ne durumda olacak? Efendim, şimdi Ankara dedik. Ankara'da 2,5 milyonluk bir hurda bank vurgunu oldu. Hatırlarsınız, bizde bir çiftlik bank olayı olmuştu. Evet. Ve Uruguay'dan söz ettiğimde, hatta ben gittiğimde de oradaydı. Çiftlik Bank, TOS'un o tarafında dolaşıyordu. Buradan da Sayın Dışişleri Bakanımıza saygılarımı tekrar sunuyorum. Yani bir Uruguay'da eğer bir diplomatik bir misyonumuz olsa mesele çözümlenecek. Hep Arjantin vasıtasıyla hallediyoruz. Hı hı. İnşallah o da ileride olur. Bu 2,5 milyon... Türk liralık hurda bank vurgununda yine vatandaşlar dolandırıldı. Her gün bir dolandırılma olayıyla karşı karşıya geliyoruz. Özellikle ikinci el araba almak isteyenlerin internete, sosyal paylaşım sitelerine koydukları ilanlara dikkat edelim, mutlaka yerine gitmesi lazım. O kadar böyle turizm şirketlerini bile onların web sitelerinin aynısını yapıyorlar. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bu arada efendim yine hukuk bakımından bir üzücü bir olay. Yani eğer bunun gerçekleşmesini istemem, destek primi geri geliyor. Biliyorsunuz. Destek primi geri geliyor. Geri kaldırılmıştı. Evet, evet, kaldırılmıştı. Önce 2015'te %15 alınıyordu. Hı hı. Ondan sonra %10'a indi. Ondan sonra tekrar kaldırıldı. Tekrar bu geliyor. Bunun gelmesi gerekmez. Destek primi şu. Yani sigortalı olarak emekli olup da başka bir işte çalışan insanların bir prim ödemesi lazım. Bu prim zaten yeterince vergilerle yoruluyoruz. Evet. Yani bu olmasın. Ayrıca ölüm aylıklarında eşe bir yaş sınırı getiriliyor. Şimdi bir daha bu söyleyeyim. Ölüm aylıklarında şimdi diyelim ki ölüm halinde kalan eşe bir yani bir yaş sınırı yoktu. Şimdi 30-35 diye bir yaş sınırı getiriliyor. Yani o şundan yaş sınırı. Yani şimdi ölenden bir takım haklar var ya bu hakları 20 yaşındaki bir insanın ölenin eşi diyelim, 20 yaşındaki bir insanın daha uzun ömrü var. Yani bu eğer bir şey bağlanacaksa, bir maaş bağlanacaksa, hı hı, belli yaşın üstünde olması lazım. Hı hı. Yani 20 yaşındaki insana ne oluyor? Belli bir maaş bağlanınca çalışmıyor kadın. Zaten nafakanın da bu kadar yüksek olması ve süresiz olmasının tek nedeni, bu arada nafakayla ilgili kriterlerde de kadının çalışma durumuna, yaşına da bakılacak. Ona göre bir nafakaya hükmolunacak. Yani o süre hesaplanıyor ya. Hı hı. Yani şu anda mutabık kalınan yaş, yıl 5 yıl süreyle eğer çocukluysa, çocuksuzsa 1 yıl olarak düşünülüyor. Bunlar da henüz konuşuluyor yani. Ayrıca karşılıksız çekte güzel bir şey getiriliyor. Çalış öde. Diyelim ki karşılıksız çekten dolayı bir hapis cezası geldi. Bunu infaz savcıları kuvvetli ihtimal veya mahkemede olabilir. Kanunla olacak tabii. 12'ye bölüyor. Hı hı. 12 taksitte ödeyeceksin diyor. Mesela ilk taksiti ödüyor, götürüyor, karakola ibraz ediyor ve imzasını atıyor. Böylelikle hapse girmiyor. İkinci taksitini ödüyor, makbuzu karakola ibraz ediyor, yine şovu. Bu da yani güzel bir şeydir. Yani şimdi tamamını, şimdiye kadar usul neydi? Karşılıksız çek durumunda
bir hapis cezası vardı, bunu ödüyordu. Veya taahhüdü ihlalde, mesela bir borcu ödeyeceğim diyorsunuz taksitlerle. Taksitlerden bir tanesini ödemediğiniz takdirde ne oluyordu? Ya hapse gireceksiniz 3 aya kadar tazyik hapsi veya paranın, borcun tamamını ödeyeceksiniz. Şimdi bu durumda taksit ödeyerek hem borçtan da kurtuluyor hem hapisten kurtuluyor. Çok güzel. Efendim, şimdi Mart ayında bir gelir vergisi beyannamesi vermemiz lazım. 1 Mart'la 25 Mart arasında. Burada da efendim bir defa konut kiralarında aldığımız, yani mesken kiralarında 5 yıllık 5.400 liranın üzerinde vergi ödeyeceğiz. 5.400 liranın üzerinde. Evet. Yani şimdi o da neye tekabül ediyor? Aşağı yukarı 500 liraya falan. Aylık kira bedelimiz 500 liraysa ödemiyoruz. 12 ile 500'ü çarparız. 5.400'ün üstüne çıkarsa onun üzerinden vergi ödüyoruz. Bir şey soracağım. Evet. Bu seneki vergi artışları nasıl Pekcan Bey? En çok sorulan sorulardan biri bize. Yani vergiler ne durumda? Çok yüksek bir artış mı var geçen seneye oranla? Tam rakam vermemize gerek yok. Ama var mı? Birazcık daha yüksek. Yalnız burada vergilerin oranından ziyade muafiyet, yani muaf olduğunuz rakamlar önemli. Bakın geçen seneye nazaran şimdi ne diyor? 5.400 lira yıllık gelir elde ediyorsan onun vergisini ödemiyorsunuz. 5.400 liralık bir gelir elde ediyorsak onun vergisi yok. Yok. Ama 5.400 liranın üstünde bir gelirimiz varsa, bravo, ne kadar vergi ödüyoruz peki? Aşağı yukarı zannedersem %25'ti yani. %25'ti. Çok yüksek değil mi peki? Evet, Can Bey? Evet. Şeylerde vay bile. Vay halimize. Evet, evet, evet. O kadar çıktı. Tabii vergiler yüksek. Efendim, bir de gayrimenkul satışında 5 yıl muafsınız. Yani gayrimenkulünüzü bugün sattınız. Hı hı. Bugün sattınız. 5 yıl bunun vergisinden muafsınız. 5 yıldan sonra 14.800'ü aşan kısım vergiye tabi. Yani ilk sattığınızda herhangi bir şey ödemiyorsunuz. 5 yıldan sonrakinde ödüyorsunuz. Efendim, kar payı tutarının da yarısının, hani şirketlerin kar payı tutarı var ya, onun yarısı 40.000 lirayı geçerse ödüyorsunuz. Faiz alıyorsunuz. Faizin vergisi ödenmiyor efendim. Hani bankadan faiz alıyorsunuz ya. Evet. Demek ki bankadan aldığınız faizin vergisini ödemiyorsunuz. Zaten onun içinden kesiliyor o vergi. Zaten almıyorlar mı? Zaten oradan alıyorlar. Yani üstüne bir arada, de ekstra mı ödüyorduk bu biz? Bu arada küçük tasarruflarını değerlendirmek isteyen mudilere şunu öneriyorum. Eğer paranızı vadeli hesaba koyarsanız onun vergisi %15. Unutmayın. Vadeli hesapta %15. Vadeli hesapta. Ama siz onu hazine bonosunda değerlendirirseniz hazine bonosunun %10. Oo, hazine bonosu. Evet, burada da borsacılık efendim tiyoları veriyoruz tabii size. Gerçekten çok önemli bu arada. %15 ise %10 arasında tabii, bir %5 tabii, fark var. Tabii. Çoğu kimse bilmiyor bunu. Hı hı. Küçük tasarruflarını böyle değerlendireceğiz. Süpersiniz. Ayrıca yurt dışındaysa 2200 liranın üstündekiler, yurt içindeki bankadan, bankadaki faiz vergi ödemiyorsunuz. Zaten otomatikman alınıyor ya onun içinden. Evet. %15 veya %10. Ama yurt dışındaysa 2200'ün üzerindeki vergiye tabi. Çok güzel. Peki. Eğer Eurobond varsa, Eurobond denilen, yani yine bu da bono gibidir. Eurobondsa bunda da 40.000 lirayı aşarsa vergi ödüyorsunuz. Faizi. Evet. Yani faizimiz şöyle diyelim size. Türkiye'deki bankalarda yatırılan şeylerde herhangi bir faizden dolayı bir vergi ödemiyorsunuz. Hı. Aldığınız faizden. Ama yurt dışındaki bir hesabınızda 2200 liranın üstündeyse aldığınız faiz, onun vergisini ödüyorsunuz. Eurobond'da, Avrupa bondu dediğimiz hazine bonosu gibi yani. Hı hı.
Eurobond'da da 40 binin üstünde vergi ödüyorsunuz. Peki efendim. Evet. Yani tabii bu rakamlar benim canım Türkiye'min küçük bir kısmını ilgilendiriyor. Ne kadar yatırım birikim yapabiliyoruz bilmiyorum ama küçük küçük de yatırımlar yapabiliyorsanız, küçük bir şeyler arttırabiliyorsak bile evet, en azından doğru hesaplara koyun ki mağduriyet yaşamayın deyip sizi şu kısma almak istiyorum birazcık. Evet. Efendim gördüğünüz gibi kreplerim, iç harcım pişti. Kıymalı, sebzeli, çok güzel bir iç harcı. Mis gibi kokular geliyor. Bir yandan da krepimi yapıyorum. Evet, çok basit. Evet, krep tavanız varsa çok daha kolay oluyor ama yoksa da yapmanız gereken tavanızı güzel bir şekilde yağlayın. Ondan sonra hamurunuzu akışkan bir şekilde her tarafa yayın efendim. Sonra da bekleyin tava ve ocak işlemini yapsın. Krepler böyle altın sarısından birazcık kahveye dönünce alacağız. Neden? İkinci kez fırında pişireceğimiz için öyle çok çok harıl harıl pişirmenize gerek yok diyorum. Evet Pekcan Bey. Efendim şimdi sorularımıza geçiyoruz. Tabii sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet. Birinci soruyu ben okuyorum efendim. Efendim birinci sorumuz. Binamız bireysel kombiyle ısınmaktadır. Benim doğalgaz faturam Şubat ayı için 650 lira geldi. Hmm. Alt kat komşum kombiyi yakmıyor. Birçok odanın peteklerini kapatıyor. Kendisine en fazla 150 lira civarı fatura geliyor. Onun alt katı da çok yakıyor. Haliyle ben de üstten yakınca kendisinin yakmasına gerek kalmıyor. Ben bu kadar faturaya rağmen evi ısıtmada güçlük yaşıyorum. Bu durumla ilgili cezai bir yaptırım var mı? Bir yere başvurabilir miyim? Evet, bu konuyla ilgili sık sık sorular geliyor. Özellikle evet, bu sene zaten doğalgaz faturası çıldırmış durumda. Hepimiz neredeyse birkaç ay öncesine çok daha düşük faturalar ödüyorduk. Şimdi 400-450-500 katlanarak gidiyor. İnanılmaz bir doğalgaz artışı var. Ve şöyle bir problem, üst katta oturan insanlar diyor ki alt katında oturan insanlar evet, yakmıyorlar kombiyi. Evet. Bu sefer ne oluyor? Isınmak için, çünkü evet, yukarısı da soğuduğu için ben 5. katta yaşadığım için biliyorum alttaki evet, komşularım yakmıyorlar. Evet. O evim ısınması için ben daha fazla yakmak zorunda kalıyorum. Evet. Bunda ne yapabiliriz? Evet. Burada şimdi Yargıtay'ın içtihatlarına göre diyor ki Yargıtay'ın içtihatları komşuluk hukukuna riayet etmek zorundasınız diyor. Yani şimdi alt kattaki komşu az yakarak ve kat mülkiyeti kanununun 18. maddesi şöyle bir hüküm getirmiş. Yani burada bir diğer kat malikini zarara sokacak şekilde hakkaniyet kurallarına, iyi niyet kurallarına uyulmadığı takdirde sulh hukuk mahkemesinden hakimin müdahalesini istiyorsunuz. Hı. Hakim bilirkişiyi gönderiyor ve bundan dolayı da onun da işte belli bir oranda yakması gerektiğine hususunda karar veriyor. O karara uymadığı takdirde de bunu bedelini alarak zaten şeyde bilirkişi raporunda gayet güzel bu belirtiliyor. Yani ben serbestim istediğim kadar yakarım filan diyemiyorsunuz. Gerek kat mülkiyeti kanunu 18. maddesi gerek Yargıtay içtihatları bu hususta diğer kat maliki iyi niyetli kat maliki lehine karar veriyor. Anladım peki. Efendim ikinci soruya geçelim. Yani şöyle bir sıkıntı doğuyor. Şimdi ya aşağıdaki insanlar yakmayınca yani tabii ki herkesin geliri göre ama maalesef bu bireysel bir durum. Yani herkes kendisi istediği kadar yakıyor ama yine de ufak bir inisiyatif kullanmak gerekiyor. Çünkü hiç yakmayınca battaniye evet, çünkü ben sormuştum aşağıdaki komşuma yani yakmıyor musunuz? Yani böyle bir durumumuz yok. Battaniyelerle dolaşıyoruz dedi insanlar. Şimdi bunu da mahkemeye vermek de bu sefer çok büyük bir problem oluyor ülkemizde ama yani belirli yok, bir yakış... ihtarname çekerek yani siz bunu bu şekilde yapın aksi takdirde dava konusu olacak. Mahkeme masraflarını ve tutacağım avukatın vekalet ücretini de sizden tahsil edeceğim şekilde veya yönetici vasıtasıyla komşuluk ilişkilerini evet, zedelemeden, evet, güzel, zedelemeden güzel. Veya ben öyle yapıyorum mesela burada konuştuğum şeyleri bir soru soruyorlar bana ya şimdi izah etmek çok zor oluyor böyle şeyleri hemen bu videoyu gönderiyorum ben YouTube'daki bu videomuzu böylelikle vatandaş da izliyor programımızı da süper, baştan sona çok iyi izliyor. İkinci soruya geliyoruz. Buyurun efendim. Çifte vatandaşlığı olan teyzem Almanya'da yaşıyor. Hı. Almanya'da çalışıp emekli olmuş ve oradan emekli maaşı alıyor.
Alman olan kocası vefat etmiş ve ondan da dul maaşı alıyor. Çok güzel. Türkiye'de emekli sandığından emekli olan babası vefat etti. Bu durumda babadan da teyzem yetim maaşı alabilir mi? Şimdi yetim maaşı alması için en önemli koşul nedir? Bir kadının yetim maaşı nasıl alabilir? Evli olmaması lazım. Evet. Evet, boşanmış olması lazım. Ya bekar olacaksın ya ayrılmış olman gerekiyor. Evet. Şimdi emekli sandığından, bakın emekli sandığından eğer emekliyse bu babası, yani vefat eden babası yetim maaşını da alabilecektir. Yani bu soru geçen sefer de buna benzer bir soru sorulmuştu. Yani yetim maaşını rahatlıkla alabileceksiniz efendim. Evet, eğer evli değilseniz, beklerseniz evet. Ya da evet. Eşiniz yoksa Petican evet. Bey'in dediği gibi alabiliyorsunuz. Bir problem yok. Şimdi biraz beşamel sosun hazırlıklarını yapalım beraber. Gelin efendim, ocağımızı açalım. Evet, şimdi biraz tereyağı koydum. 2,5-3 kaşık un ilave edeceğim. Sonrasında bir 2 dakika unumuzu bırakıp sütümüzü karıştıra yavaş yavaş efendim ilave edelim ki topak olmasın. Gördüğünüz gibi bir yandan da güzel güzel kreplerimizi çeviriyoruz. Şimdi unumuz neredeyse şu şekilde unumuzu tereyağımıza karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra sütümüzü alalım. Ama bir ricam var. Sütü yavaş yavaş efendim bir parça ilave ettik mi? Böyle güzel güzel karıştıralım. Aynen şu şekilde. Ondan sonra birazcık böyle cızır cızır sesler çıkmaya başlayınca birazcık daha süt. Biraz sütümüzü bu şekilde ilave edersek en sonunda ne yapacağız? Karabiber, tuz ve ben muskat rendesi tercih ediyorum. Tercih etmeyenler tereyağıyla da yetinebilirler. Nasıl isterseniz. Şöyle yavaş yavaş ki topaklanma yaşamayalım şu anda unumuzda. Yaşarsak da mikser var. Artık her şeyin çaresi var ama yani uğraşmayın diye benim gibi yaparsanız çok daha güzel olacaktır diyorum. Evet Pekcan Bey, buyurun. Efendim, bir soru daha. Annemler 3 kız, 4 erkek kardeş. Babadan kalma köy arazilerine 2009'da kadastro geçti. Burada sadece erkekler üzerine tapu yapılmış. Kızlar dahil edilmemiş. Annem çevresinden utanıp kayıtsız kalmış. Ama şimdi hakkını aramadığı için pişman. 10 seneyi aştığı için bozamazsın diyenler var. Bu konuda ne yapabiliriz? Evet, izleyicimize anlatılanlar doğru. Kadastro geçtiği vakit, kadastronun yani buradan kadastro geçmiştir, kimlere aittir? Bunlar askı döneminde kadastro mahkemelerinin duvarlarında asılıdır. Buna itiraz süresi vardır. Yalnız 10 yıl içinde 10 itiraz yıl. Edilmesi lazım. Şimdi 10 yıl geçtikten sonra 2009 dediğine göre 2019 geçti. Yalnız 11 yıl olmuş neredeyse. Evet, yalnız mülkiyet hakkıyla ilgili yani şimdi buradaki kadastrodaki kadastro geçtiği vakit sorarlar yani kim burada hak sahibi? Herkes söyler işte burası bana ait, burası bana ait bilmem ne filan. Bunlar tapuda bunlar belirtilir. Dava konusu olduğu vakit buna göre işlem yapılır. Ama şu anda ihtilaf gayrimenkulün esası ile ilgili. Her zaman dava açılabilir. Yani burada hak sahibi olduğunu. Bunun okay. için de bu izleyicimizin bir avukatla görüşüp ona göre davayı açmasını söylerim. Yani dava açma hakkı her zaman bakidir. Çünkü gayrimenkulün esasıyla ilgili. Evet, o zaman yani bu 10 yıl aslında bu konuda geçerli değil. Geçerli değil. Yani güzel. 10 yıl tapulama geçtiği vakit belli şeyler söylemiştir. Şimdi buradaki ihtilaf hak sahibi olduğunu diğer mirasçılarla ya anlaşacak veya diğer mirasçıları dava edecek. Neydi davanın konusu neydi? Tenkis davası açacak. Diyecek ki mesela benim buradaki hissem şudur ama sağlığında erkek evlada şu kadar daha vermiştir. Bunun iptali cihetine gidilecek. Önce
mülkiyetle ilgili bir davanın sonucunu beklemek lazım. Ondan sonra tapulama önemli değil. O kısım hallolur. Yani miras hisseleriyle ilgili bir meslektaşımla görüşürse bu mesele çözümlenebilir. Çok güzel. Efendim, dördüncü soru. Oturduğumuz sitenin yönetimine kararlaştırılan aidatları zamanında ödüyorum. Ancak yönetim sık sık bir takım şeyler yapacağını ileri sürerek ekstra para talep ediyor. Biz de veriyoruz. Bu şekilde para toplanması doğru mu? Bunun yasal bir şekli yok mu? Var tabii. Yani bir işletme projesi yapılır. Mesela bu yıl bir işletme projesi yaptık. Bu projede neler yapılacağını belirttik. Diyelim ki çatı yapılacak. Diyelim ki kalorifer kazanı tamir edilecek. Ama ondan sonra yeni bir şey çıktığında yeni proje yapıp yeni bir proje yapma projenin belli zamanı var. O yıldan önce yapılması lazım ve kat maliklerine sunulması lazım. Dolayısıyla böyle kafasına göre bir şey yapıp isteyemez. Ancak ek bir proje yapar. Bunu da onların onayından yalnız acil durumlarda diyelim ki su borusu patladı. Artık burada yani hemen müdahale etmek lazım. Dolayısıyla bu acil işlerde buna itiraz etmiyoruz. Toplanılan para gayet yasaldır. Bir problem yok. Yani daima her şeyde bir iyi niyet ve hukuk nosyonumuz bizim. Siz hakim olsaydınız veya siz yönetici olsaydınız nasıl karar verirdiniz onun için? Ve bu arada da Şemsadeniz Bakır'ın muhteşem bir hukuk nosyonu var. Evet. Keşke hukukçu olsaydım demiyor değilim. İki sezondur çalışıyoruz Pekcan Bey'le. Evet. Ama zor bir konu bu arada. Kolay gelsin bütün hukukçularımıza. Dediğim gibi bu apartman konularında şöyle bir sorun yaşanıyor Pekcan Bey. Bir şey yapılacağı söyleniyor. Ondan sonra arkasından başka bir şey yapılacağı söyleniyor. Ama teker teker yapsalar ya da bu yaptıkları bir görsek. Çünkü şimdi 3 tane farklı şey için ara ara zamanla para alınıyor ama hiçbiri ortada yok. Evet. İşte insanlar bu yüzden sıkıntı yaşıyor. İşte onun için yöneticinin zaten asli görevlerinden bir tanesi işletme projesini kat malikleri kuruluna sunması lazım. Hı hı. Oradan okey aldıktan sonra ondan sonra 3 ay sonra başka bir şey de aklıma geldi. Bu da yapılacaktır. Evet. Avansı toplayalım. Olmuyor. Ama dediğim gibi acil işlerde mutlaka yapılması gereken işlerde böyle bir karar alınabilir. Hı hı. Bu kararın da yani yine mahkemelere müracaat edilerek itirazı yapılabilir. Efendim beşi siz okursanız evet. Hemen bulalım. Mikrofonik sesinizden. Beşinci soru bu sene. Çırağan Baskını ne güzel bir diziydi. Öyle mi? Evet. Sevdiniz Mary'i mi? Oynuyordun değil mi Mary. Sen? Mary. Evet Mary'di. Aynen öyle. Mary'i oynuyordum. Evet. Güzel bir işti. Ya. Sevdiğim işlerden biri. Evet. Şimdi ortaklığın giderilme davalarında bilirkişi kıymet takdirini neye göre belirliyor? Belirlenen değere itiraz nereye yapılmalı? Bilirkişinin verdiği değer belliyken bunun altında satış nasıl yapılır? Evet, şimdi bu nerede bir defa bilirkişi nerede ortaya çıkıyor? Hani bir dava vardı, izali-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası. Hı hı. Diyelim ki şu eve ikimiz ortağız burada ama bu evin, bu odası mı size ait, bu odası mı bana ait belli olmayınca anlaşamazsak ne yapıyoruz? Mahkemeye müracaat ediyoruz. Ortaklığın giderilmesi davası. Bunun adı eski tabirle izale-i şuyu. Ortaklığın giderilmesi. Bu dava sonucunda mahkeme bilirkişiye bir kıymet takdirine gidiyor. Bilirkişi burayla ilgili bir rakam tespit ediyor. Diyor ki bu gayrimenkul atıyorum 400 bin liraya satılacaktır diyor. Evet. Birinci satışta %50'sini bulması lazım. Biz malik olduğumuz için herhangi bir teminat yatırmadan satışa giriyoruz. Halk arasında korkarlar. İnsanlar derler ki ay izale-i şuyuyla ortaklığın giderilmesi davasıyla yok pahasına bizim şeyimiz gidecek. Hayır. Yani İstanbul gibi yerde veya şehirlerde bir gayrimenkul satılırken başka satıcılar, alıcılar da giriyor, emlakçılar da giriyor. Dolayısıyla ama anlaşarak
taraflardan bir tanesini satın alması daha iyi. Ama birinci satışta mutlaka %50'sini bulması lazım. Süper. İkinci satışta değerinin altında bile olsa satılabilir. Çok güzel. Evet, sizin paranız varsa siz alırsınız herhangi bir teminat yatırmadan, ama üçüncü kişiler de bunu alabilirler. Mümkün olduğunca izale-i şuyu dediğimiz ortaklığın giderilmesi davasına müracaat etmeyin. Çünkü o zaman mahkeme masrafları var, vekalet ücreti var, bunları da ödemek zorundasınız siz. Peki efendim. Evet. Şimdi sizi yine güzel kreplerime alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ortasına kreplerim pişti şu anda. Ortasına sebzeli, kırmızı biber, yeşil biber, soğanlı çok güzel krepler yaptım. Bu şekilde kapatıyoruz. O sihirli eller. Şimdi bunu böyle döndürüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle ben her tarafıma krepleri dizeceğim. Sonra çok güzel işte hemen beşamel sosumu da göstermek istiyorum. Şu şekilde... Efendim ev yapımı çok güzel bir beşamel sos yaptım. Ne yapacağım? Üstüne beşamel sosumu dökeceğim. Onun üstüne de kaşar rendeleyeceğiz. Ve sonrasında tek bir şey kalıyor. Afiyetle yemek. Şimdi ne yapalım? Biz kısa bir ara verelim. Burada bunlar çünkü fırına gidecek. En önemli kısım 180 derece fırında bir yarım saat. Nereden anlayacağız peki piştiğini? Beşamel sosumuz artık kahverengi bir renge dönmeye başlıyor. Kaşar da erimiş oluyor. İşte o zaman artık fırından çıkartma zamanı. Gördüğünüz gibi bir tane daha yapayım. Efendim şöyle güzel bir hamur seçelim. Krepin tam ortasına iç harcımızı koyalım. İç harcımızı ayrı pişiriyoruz. Krepimizi ayrı pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuzu da ayrı pişiriyoruz. Biraz meşakkatli ama emek istiyor her şey bu hayatta. Evet efendim, şimdi bu lezzetli tarifi size verirken böyle acıkmaya yakın bir saatteyiz. Eğer uygulamak isterseniz YouTube'da tekrarımız var, Facebook'ta da tekrarlarımızı izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tarifler de gönderin efendim. Şimdi kısacık bir ara, sonra biz tekrar burada beraber olacağız. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. Merhaba, bizler Saat 7 ekibi olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eğitici, bilgilendirici Hristiyan programları üreterek insanlara sevginin ve umudun mesajını göndermek için çok çalışıyoruz. En kaliteli programları sizlere sunmak ve kendimizi geliştirmek için sizlere kendimizi adadık. Bir anket hazırladık. Bu ankete katılmanız için sizi davet ediyoruz. Tek yapmanız gereken web sitesine girip anketi doldurmak. Anketi tamamlamanız sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Verdiğiniz yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır. Ankete katılmayı ve istediğiniz programları bize söylemeyi unutmayınız. Sizler ailemizin birer parçasısınız ve fikirleriniz bizim için çok önemli. Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler.
çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Merhaba, lezzetli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Bugün hukuk, bugün seyahat konularımız yine gündemde. En son sıcak sıcak haberleri de verdi Pekcan Bey. Hem bankalarla ilgili hem de günlük hayatta karşılaştığımız sorunlarla ilgili efendim. Bize katılmak isterseniz 0216 256 65 88 0216 256 65 88 efendim. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook, YouTube'da şu anda canlı yayındayız. Peki her zaman olduğu gibi yine güzel bir tarifle karşınızdayız bugün. Bugün biraz aşamalı, belki sizi birazcık yorabilir ama lezzeti buna değecek bir tarif yaptık. Bugün beşamel soslu kıymalı krepler yaptık efendim. Neye ihtiyacımız var? İç harcı için 500 gram dana kıyma, 2 tane doğranmış kuru soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biber efendim, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı hazır satılan domates sosu ya da domatesleri benim yaptığım gibi küp küp doğrayabilirsiniz efendim. 1 çay bardağı su, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz efendim. Ve kreplerimizi hazırlamak için, krep için efendim 3 tane yumurta, 3 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 su bardağı efendim süte ihtiyacımız var. İsterseniz bu kreplerin içine çok güzel baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben sade çok daha fazla seviyorum. Peki bir de beşamel sos yaptık. Krema kullanmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz kremamızı. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, tuzumuz, karabiberimiz ve şeflerin aslında çok fazla kullandığı muskat rendesini öneriyorum beşamel soslarda. Hem tadı hem de lezzeti açısından çok güzel oluyor. Şimdiden yapanlara ellerinize, emeğinize sağlık diyoruz. Şimdi ben bu güzel lezzetli yemekleri yedikçe Gürbüz Çocuk Yarışması'nda birinciliği kazanırım vallahi. Cuma günleri sabahları özellikle zaten kahvaltı yapmıyorum da özellikle kahvaltı yapmadan geliyorum ki bu lezzetli yemekleri evet, çok vallahi, yapıyoruz. Hani elimizden. Derler ya bir elinin değmesi falan derler. Evet, evet. Elin lezzeti. Elin lezzeti evet. Seviyoruz yemek evet. yapmayı. İzleyicilerimiz evet. de bizim yemek yapmamızı seviyorlar. Alıştılar artık lezzetli evet. sohbetlerde. Her sezon mutlaka tarifler var. Şefimiz vardı. Buradan kendisine sevgilerimi yolluyorum. Evet. Bir süreliğine ben devraldım. Evet. Umarım kendisi tekrar Buradan gelir. Buradan ben de sevgilerimi sunuyorum. Alp evet. Tolunay. Evet. Sevdiğimiz dostumuz. Acil şifalar da diliyorum bu arada. Altıncı sorudayız değil mi? Altıncı soruya geldik. Senin mikrofonik sesinle hemen dinleyelim, radyofonik sesinle. Hemen alacağız efendim. Altıncı sorumuz. 1100 TL kira ödüyorum. 6 senedir bu yerde kiracıyım. Mal sahibi 1400 TL istiyor. Ödemezsem beni çıkarabilir mi? Bu kadar zam hakkı var mı? Evet. Şimdi eskiden zam için davalar açılıyordu. Bilirkişi raporu. Şimdi ne yapıldı? Özellikle bu yıl TÜFE'ye göre, TÜFE nedir? Tüketici Fiyat Endeksine göre, hı hı. TÜFE'ye göre. Hı hı. Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'ye göre 12 ayın ortalaması alıyoruz. Şu anda biz Şubat'tayız. Şubat ayı yani kontratın başlangıç tarihi bu soruyu soranın izleyicimizin. Şubat ayı olduğuna göre Şubat ayındaki artış oranı %14,52. %14,52'lik bir artış yaparak yani oradaki istenilen rakam fahiş bir rakam. Çok fazla. Şimdi vatandaşımızda şu korku var. Ben bu artışı yapmazsam beni tahliye ederim. Yok böyle bir şey. Siz süresinde kiranızı artırırsanız yani dava yoluna gitmeden sizi artırmadığınız takdirde bir kira tespit davası da açılabilir ki burada artık oranlar belli. Demek ki meskenlerde 12 ayın ortalaması alınıyor. Şubat ayının ortalaması
Şu anda %14,52. Mart'ı bilmiyorum. Mart'a geldiğimiz vakit yine o TÜFE fiyat endeksine göre 12'ye bölünüyor. Mart'ınki de belli olacak. Yine aşağı yukarı aynı oranlarda 15 olur, 16 olur, 14 olur, 13 olur. Hı hı. Ona göre demek ki meskenlerde artış oranı bu. İş yerlerinde ne yapıldı biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıllarda iş yerlerindeki kira artışını 2020 yılına ertelendi. Yapamayacak evet, artış. 2020 yılında yani bu yıl özel bir oran getirilecek iş yerleri için. Bir de bir sorum olacak. Evet. Bağdat Caddesi'nde biliyorsunuz bilmiyorum oraya gidenler var mı? İnanılmaz bir manzarayla karşılaşıyoruz. Hemen hemen dükkanların herhalde %30'una yakın kepenk indirdiler. Evet. Yani Bağdat Caddesi şu anda eski eski güzelliğinden eser kalmadı. Evet. Dolarla ödeme istiyor hala insanlar. Şimdi hukuksal burada olarak, kanunda bir boşluk var. Ne oldu? Kanun koyucu dedi ki 2020 yılına kadar biz bir oran veremiyoruz dedi. Meskenler için verdi. TÜFE'ye göre, tüketici fiyat endeksine göre bir artım oluyordu. Şimdi olmazsa ne oluyor? Arz talep meselesi. Bir de eski sözleşmeye bakıyorsunuz. O da olmazsa mahkemeye müracaat ediyor. Gerek kiracı gerek kiralayan mahkemeden buranın değeriyle ilgili bilirkişi bir rapor veriyor, ona göre ödeme yapıyor. Ama gönül ister ki 2020 bu yıl getirilecek olan düzenleme makul ölçülerde olsun. Bakın mesken kiralarında belli bir oran ne kadar artış yapacağınızı biliyorsunuz. Hı hı. Şeyde de iş yerlerinde de bir kanunu boşluk var. Burada böyle bir düzenlemenin getirilmesi lazım. Biraz önce de anlattığım gibi kira artışından dolayı tahliye söz konusu değil. Değil. Evet. Ama şu var, mutabık kalınan değer üzerinden taraflar mutabık kalırsa veya mahkeme bir rakam tespit ederse o rakamı ödemede bir kira yılı içinde iki tane geç ödemeden dolayı tahliye ile karşı karşıyayız. Ayrıca İcradan 30 günlük ödeme emri gönderip yani kiralayan mal sahibi 31. günü ödesiniz bile makbul değil. Orada da tahliye söz konusu. Evet ama burada aslında en büyük problem başka. Bu da değil. Şimdi dolarla hala istenen yani mal sahipleri dolarla ödeme istiyorlar. Ama ben mal sahiplerine burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi insanlar artık dolarla ödeme yapamıyorlar size. Bağdat Caddesi'nden de zaten bu belli. Ve kepenk kapatılıyor ve aylardır boş kalan dükkanınız var. Bunun bir ortası bulunsaydı da tabii, insanlara 10 bin dolar değil de 5 bin dolar ya da ne bileyim ben bunu TL'ye çevirerek bir karşılık yapsa, sizin de bu kadar boş duran bir mal varlığınız olmasa, o insanlar da bu duruma gelmeseydi çok daha güzel olmaz mıydı? Şimdi her şeyi devletten bekliyoruz ama kendi aramızda çözeceğimiz de durumlar var. Dolardan kira aldıkları için ve çok yüksek rakamlar istendikleri için firmalar batıyor. Evet. Dükkan mal sahipleri ne yapıyorlar? Tekrar kiraya veriyorlar. Ama ben biliyorum ki şu anda bir senedir kira bekleyen, kiracı bekleyen yerler var. Evet. O zaman bunun bir inisiyatif alınması daha güzel şimdi olmaz mıydı? Şimdi neden kanuni boşluk vardı? 2020 yılına kadar erteledi. İnsanlar şu anda tereddütteler. Acaba 2020 yılında nasıl bir artış olacak? Dolayısıyla mal sahipleri istediği rakam verilmeyince vermiyor, bekliyor. Bekle gör politikası. Ama dediğiniz gibi bu silah geri de tepebilir yani. Tabii. Şeydeki gibi TÜFE gibi mesken kiralarındaki artış gibi belli bir oran olursa veya kanun koyucu şunu diyebilir. Yabancı dövizle kiralama söz konusu olmayacak diyebilir. Hı hı. O zaman ne yapacaklar? İşte düşünsünler. Yani dediğin gibi ortak yolu bulmakta yarar var. Çok doğru. Efendim son sorumuz. Evet. Kredi borcumdan dolayı avukatlık bürosundan evine hacize polise geleceğiz, kapını açtıracağız, bankadan paranı alacağız gibi mesajlara taciz ediyorlar. Herhangi bir icradan bana ödeme emri tebligatı gelmedi. Ne yapmam lazım? Bir kere böyle bir hakları yok. Tabii. Ve buradan defalarca seslendim. Hı hı. Maalesef bu varlık yönetimlerine devrediliyor ya, işte evet, bankaların elektrik idaresinin kiloyla devrediliyor. Maalesef meslektaşlarım kendileri telefona artı
tebligat yapmadan telefon açıp taciz etmenin, tehdit etmenin bir anlamı yok. Bunu tespit edebilirlerse suçtur. Baroya bile şikayet etsinler o avukatlık bürolarının. Benim bunu çok, aslında aylardır buradan duyuruyoruz. Evet. Yani kimse sizi telefonla aslında mesajla böyle bir tacizde bulunamaz. Evet. Hukuksal bir dava olduğu zaman tebligat geliyor. Evet, hatırlatmada bulunabilir. Efendim biz icraya koyacağız sizin borcunuz. Bunu gelin bir ödeyin hatırlatmada. Yoksa sen ödemediğin takdirde kapına polisle geleceğiz, çilingirle geleceğiz. Böyle bir şey olmaz. Hı-hı. Maalesef bunu yapıyorlar ve muhatabımız da o bürodaki meslektaşlarım, yani bunu yapmayanları tabii onları tenzih ederim. Fakat özellikle yapanlar suç işlemiş oluyorlar. Çünkü onlar mahiyetinde çalıştıkları elemanlara diyor ki, ben bunu konuştum. Dedim ki senin sıfatın ne? Ya çaycıya bu işi havale ediyor. İşte diyor ki ben diyor ne kadar şey yaparsam o kadar komisyon alacağım avukattan diyor. Hmm. Yani o kadar baskı. Bu kadar ayaklar altına düşmesin efendim. Yani mesleği hukuk. De ayaklar altına düşürmenin bir anlamı yok. Evet, bu kadar ayaklar altına almayalım meslekleri, hukuk dediğimiz zaman. Yani değil mi? Yani ne kadar önemli bir şey, avukatlara güveniyoruz bu ülkede. Yani avukata güvenmeyeceksek, savcıya güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Yani onun için lütfen görevi kötüye kullanmadan, insanları bu psikolojik baskıya maruz etmeden efendim yol ve çözüm bulun. Hukukçu olarak bunu bizden daha iyi biliyorsunuz siz diyoruz ve hemen nereye geçiyoruz? Nereye geçiyoruz? Puerto Rico. Puerto Rico. Haydi Puerto Rico. İsim çok güzel. Hatta ben bu muhtelif seyahat dergilerinde, gazetelerde yayınlanan yazıma şöyle başlık attım. İsmiyle müsemma zengin liman Puerto Rico. İspanyolca'da Porto liman anlamında, Rico zengin anlamında. Zengin anlamında. Gerçekten de zengin bir anlam. Zengin bir liman. Puerto Rico nerede? Puerto Rico Karayip Denizi'nde. Benim Puerto Rico'ya gitmemin esbabı, mucibesinde bir taraftan da anlatacağım. O fotoğrafları göreceksiniz. Şimdi bir turizm broşüründe Belçika'da Liège'de Faymonville isimli bir Türk köyünden bahsediliyor. Türk köyüyle ilgili şeye bakarken diyor ki Karayip Denizi'nde de bir Türk adası var. Grand Türk. Hatırlıyorsun. Evet. Benim böyle bir tarihi yanlışlığı düzeltmiştim. Her zaman şükranla, teşekkürlerimle Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katkılarıyla bu tarihi yanlışlığı düzelttim ben. Hı hı. Ve şu anda Wikipedia'ya girerse izleyicilerimiz Grand Türk'teki tarihi yanlışlık şuydu. Biz 15. yüzyıldan beri burası Türk adası ama Türk şundan dolayı Türk diyoruz. Burada bir kaktüs var. Kaktüsün üstü Fes'e benziyor. Ben de diyorum ki biz Fes'i 19. yüzyılda 2. Mahmut zamanında Fas'tan getirdik. Bu Grand Türk'le şey yaparken Puerto Rico'yla da ilgilenmeye başladım. Ve halkımızın söylediği bir şey var. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Bilmiyorum. Siz hem çok geziyor hem çok okuyorsunuz. Bu arada Puerto Rico fotoğrafları varsa verelim. Çok güzel bir Evet. İnanılmaz güzel. Evet, bakın. Evet, muhteşem. Şimdi efendim ben modern Evliya Çelebi Pekcan Türkeş olarak Batı Hint Adaları denilen Karayip Denizi'ne gittim. Karayip Denizi'nde Dominik'in bu Ponce denilen bir yer. Şu plaj var ya, dünyanın en güzel ikinci plajı. Plaja neydi? Bir dakika, ismini bulacağım size. Unutuyorum tabii. Efendim şimdi burası New York'a 3 saat uçakla. Puerto Rico 3 saat mesafede. Miami'ye 2 saat şeyde. Karayip Denizi'nde 7000'den fazla ada var, 25 tane ülke var. Puerto Rico her ne kadar iç işlerinde özerkse de dış işlerinde Amerika'ya bağlı. Hmm. Yalnız eyalet olmadığı için Kongre'ye ne senatör ne de temsilci gönderiliyor. Böyle bir nevi şahsına münhasır şeyi var. Uygulaması var. Peki. Efendim burayı da Christophe Colomb, o da oradaki bir yerlerde. Efendim Christophe Colomb burayı
1493 yılında keşfetmiş ve buraya ne demiş biliyor musunuz? Porto Rico'ya vaftizci Yahya'nın, St. John Baptist dediğimiz vaftizci evet. Yahya peygamberin ismine vermiş. Hı hı. Başkenti San Juan. San Juan. Juan. Juan diye yazılır. San Juan diye okunur. Bu mezarlıkta ben bakın ağlayan kadın şeyi vardı. Ben böyle bir rüzgarlı bir günde gitmiştim burada. O kadar güzel heykeller var ki burada. Bak işte şu beni çok etkilemişti. Ağlayan kadın. Ya familia diyor, ailesine. İşte. Ve Porto Rico Atlas Okyanusu'nda en derin çukur. Porto Rico çukuru 8643, evet 8643 metre derinliğinde Porto Rico çukurunda. Efendim San Juan, bu da güzel bir şey, bayağı güzel ne bir güzel fotoğraf. Ne güzel yanmış evet. Pekcan evet, Bey değil bronz, mi? Yani bronz, denize bronz, girdiği evet. Nasıl da belli oluyor. İşte burası San Juan'ın, eski San Juan. Evet çok güzel, rengarenk. Boyalı evlerdir, iki katlı boyalı evlerdir. Rengarenk. Burada sokaklarda hiç şey göremezsiniz. Sigara izmariti göremezsiniz. Hmm. Kül tablası göremezsiniz. Çöp kutusu göremezsiniz. Bir de Tokyo'da inanır mısınız otelden çıktım. Elimde bir tane ufak bir çöp vardı. Akşama kadar dolaştım hiçbir çöp sepeti kutusu göremedim. Tekrar otelimde geldim odamdaki çöp kutusunu attım. Burası nereye atıyorlar öyle. Çöplerini insanlar? Vallahi işte yani... Çöp atmayın diyorlar. Çöp atmayın. Kendi çöp kutunuzu atın. Sokakta çöp kutuları koymayınca. Çöp kutuları koymayın. Evet. Şimdi burada Castillo San Felipe del Moro diye bir kale var. Önemli kalelerden bir tanesi. Bir kale daha yine Castillo San Cristobal Kalesi. O da 1783 yılında yapılmış. Burada kalenin civarında bir takım AVM'ler var, outletler var. Özellikle Guess'ti, Tommy'di buna benzer şeylerin markaları. Vermeyelim markaları. Ha, vermeyelim, doğru. Evet, o böyle çok popüler markaların outletleri var. Yani gidenler o ucuzluktan da yararlanabilirler. Burada bir de yağmur ormanları var. Yağmur ormanlarına gittiğiniz vakit tüple dalma var, şnorkel yapma var, katamaranla dolaşma var. Burada yemekler dönüyor. Evet. Şu anda açız. Tekrar alalım efendim. Evet, Allah'ım evet. Neler oluyor? Efendim altında zaten isimleri de yazar. Bir defa bir mofingo var. Mofingo sebzeli kızartma. İçinde karides oluyor, bonfile oluyor. Leçon var. Leçon da etli bir yemek. Asopao var. Tavuk çorbası, pirinç bamyayla. Sonra pan koko var. Pan, batı dillerinde pan, pane, ekmek demek. Ekmekli yani Hindistan cevizi ve üzümlü kek. O da çok önemli. Sonra burada içkilerinde pina colada var. Yani ananasla Hindistan cevizi suyu. Bir de burada içkiler var. Nedir önemli içkiler? Margarita. Margarita. Neyse. Margarita ve mojito var. Mojito. Süper. Biz çok alkole girmiyoruz. Evet. Ama yemekleri bir kere daha evet. Verirsek çocuklar. Quesitos. Peynirli börek var mesela. Peynirli börek. Evet. Quesitos. Ondan sonra alcapurrias var. Pastırmalı, etli, peynirli, domatesli bir börek. Ondan sonra mofinko'yu söyledim. Efendim şey deyince, Porto Rico deyince aklımıza şey geliyor. West Side Story, Batı Yakası'nın hikayesi. O Porto Rico'lular, o müzikali hatırlıyorsun. Benim gençliğimde tabii siz o zamanlar dünyada yoktunuz. West Side Story. Sonra Porto Rico deyince kimdi? Ricky Martin. Ricky Martin efendim. Ricky Martin. Evet. O Grammy ödülünü almıştır. Ondan sonra bir de Don Omar yazılır, Ömer okunur. Biliyorsunuz Latin Amerika ülkelerine, orası da biraz Latin ülkesi sayılır Porto Rico. Orta Doğu'dan Osmanlı İmparatorluğu zamanında bizim güneyimizden çok oraya göç olmuştur. Hı hı. Hatta geçenlerde Elvis Presley'in ilk defa bizim televizyonda
bunu belirttik biliyorsun. Elvis Presley Mardinlidir. Kaç kişi sordu sonra bana biliyor musunuz? Evet. Bu haber gerçek mi? Evet, gerçekten böyle mi? Evet, evet gerçek evet, efendim. Evet, doğru söyledik evet. Burada. Yani ailesi Savur ilçesinden. Yani şeyin Mardin'in Savur ilçesinden çok göç güzel etmişlerdir. Sonra efendim başka neler vardı? Ben size bir soru sorayım buyurun şimdi. Porto Rico'ya gitmek için. Evet. Dedik ki zengin bir ülke. Pahalı evet mı? Hayat nasıl? Alım satım. Ondan sonra alışveriş. Evet. Konaklama. Alışveriş şimdi bu tür Amerikan vizesiyle gidilen yerler o kadar ucuz yerler değil. Değil. Tamam. Mesela Maldivler, Seyşeller, Afrika'daki yerler, Zanzibarlar falan ucuz. Hı hı. Ama burası şey gibi yani New Orleans gibi, mesela Chicago gibi pahalı değil veya New York gibi pahalı değil. Burada yani işte şöyle düşünelim. Siz ne kadar ödediniz? Mesela kaç günlük bir seyahatiniz ben, oldu? Benim şimdi genelde ben rehberlik seyahatimde herhangi bir şey ödemiyorum. Ama şeye katılanlar... Tura. Tura katılanlar Miami'ye uçak dahil, Miami üzerinden veya bazen New York üzerinden gemiye cruise'la gidiyor. Aşağı yukarı bir 9-10 bin lirayı şey yapması sadece lazım. Sadece gitmek için mi? Hayır, her şey için her de. Şey için. Kaç her günden şey konuşuyoruz? Aşağı yukarı 8 gündür. 8 günde 10 bin. Evet, fazla hı-hı bir şey değil yani. Yani kaç Rico tane için yer görüyorsunuz yani? Miami'yi görüyorsunuz. St. Thomas'ı görüyorsunuz. Porto Rico'yu görüyorsunuz. Sonra Grand Turk'e de gidiyor. İşte meşhur Grand Turk yani buraya hı-hı da. Evet. Yaklaşık yani buraya gitmek için tek kişi değil mi? Tek kişi. Tek evet kişi bir 9000 TL'ye ihtiyacımız evet var. 8 günlük Porto Rico ve etrafındaki güzellikleri görebilmek için efendim. Peki. Şimdi bir de burada savcılara çok enteresan beni ilgilendirdiği için savcılara adi suç zanlılarına mahkemeye sevk etmeden ceza verme yetkisi tanınmış. Bu güzel bir şey. Ha, hiç mahkeme olmadan. Evet, farkında. Zaten Porto Rico'ya San Juan başşehrine gittiğiniz vakit kendinizi New York'ta, şimdi onlar getto dediğimiz azınlıkların yaşadığı bölgelere getto diyoruz ya. Evet. Kendinizi New York'taki bir getto'da şey yapıyorsunuz. Yani orada bir yalnızlık çekmiyor insan. Bir yarı Amerikalı, yarı Meksikalı böyle bir hava var. Güzel. Ve İspanya, İspanyollarla Amerikalıların 1898'deki savaşından sonra burası Amerikanlaşmış. Zaten Amerika'ya bağlı. Dış işlerinde Amerika, iç işlerinde özel bir ülke. Peki efendim. Evet. Şimdi burada yine bazı haklar var. Onlar çok güzel. Diğer Latin Amerika ülkelerinden daha şey olarak. Bir de Amerika'nın şeyi unutuyordum. Milli takımında, Porto Rico'nun milli takımında bir Türk var biliyor musunuz? Kim? Evet, ismini söylüyorum efendim. Deniz Manuel Bozkurt. Manuel dediğine göre mutlaka İspanyol kökenlidir. Deniz Manuel Bozkurt. Bozkurt Amerika'da yaşıyor ve milli takımın futbolcusu. Oo ne güzel. Evet. Şeyden girip bulabilirler. Süper. Bu arada krepim pişti. Gördüğünüz gibi bugün beşamel soslu kıymalı çok güzel bir krep yaptık. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten enfes de bir tadı olduğuna inanıyorum. Şimdi şöyle sizin için birazcık kesmek istiyorum. Hem çıtırtıyı duyun hem de verebilirsek iç harcı gördüğünüz gibi güzel güzel efendim. Tam bir öğün. Başka hiçbir şey. Yanına bir ayran. Evet. Muhteşem olur efendim. Muhteşem Türk olur usulü bir ayran ya da güzel bir sodayla efendim afiyetle yiyin diyorum. Yapanların tekrardan ellerine evet sağlık. Evet. Evet. Şimdi Amerika'nın arka bahçesi olduğu için Amerika buradan neleri ithal ediyor? Eczane yani ilaç sanayi ile ilgili ürünleri İthal buradan ediyor alıyor. Sonra burada şeker kamışı var. Zaten bu demin sözünü ettiğim mesela Bacardi içkisi. Bacardi adamın ismi tabii. Adamın ismi Don Bacardi olduğu için ismiyle ilgili bir şey var. Yani bunların hepsi şeker kamışından elde ediliyor. Sonra yine muhtelif kumaş ürünleri. Demek ki orada da bir şey var ki kumaş ürünlerini de ithal ediyor Amerika şeyden. Yani
gidip görülmesi. Evet, biraz evet, da paranız evet, varsa evet, harcayabileceğiniz evet, gidip evet, görün. Pekcan Bey çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık diyorum. Evet, Puerto Rico aslında birçok filme de yer almış. Gerçekten güzel bir yer. Acıcık pahalı. Ama ailenizle beraber ya da tek başınıza hayatınız böyle bir fırsat verirse gidip görün diyorum. Haftaya tekrar buluşmak umuduyla efendim. Güzel haberlerle umarım izleyicilerimizi karşılarız bir dahakine. Kendinize çok iyi bakın. Evet efendim. Bugün de geldik bir günün daha sonuna. Hafta sonuna gelirken bugün günlerden cuma efendim. Üzücü haberlerle açtık. Birazcık bir nebze umarım unutturmak değil ama hayatı başka bir açıdan da baktırmaya çalıştık. Başka problemleri de konuşmaya çalıştık. Her zaman diyorum gelin bütün renkleriyle hayatı paylaşalım. Güzel ülke için, güzel insanlar, bu güzel dünya için dua edin efendim. Hepimiz dua edelim. Rab şifa ve tekrardan başsağlığı diliyoruz efendim. Pazartesi günü yine bu ekranlardan buluşmak umuduyla lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.